Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün sizlere yine güzel bir video fikriyle geldim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşınızda biraz pis bir ocak var. Şimdi pis bir ocağımızı doğal yoldan nasıl temizleriz size onu göstereceğim. Sadece tek bir malzeme ile gördüğünüz gibi limonla ocaklarımız nasıl temizlenir ve parlatılır size onu göstereceğim. Umarım videodan memnun kalırsınız arkadaşlar. Eğer siz de bunu deneyip memnun kalırsanız ya da memnun kalmazsanız da tabii ki de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi size arkadaşlar nasıl yapıldığını göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi hocam yani çok pis olmasa da pis. İşte bir günlük pislik bir ocak. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Öncelikle bunu şu şekilde olarak, eğer tabii ki de hani inatçı lekelerimiz ya da hani yanmış kirlerimiz varsa şu şekilde sıkıyoruz şöyle. Bu birazcık bekliyor o lekenin üzerinde. Daha sonra sünger yardımıyla birazcık böyle tabii ki de süngerin yumuşak yeriyle onu ovuyorsunuz. Şimdi benim tabii ki de kirim olmadığı için bu şekilde ben sadece şu anda parlatma özelliğini kullanmak istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar her yerine böyle bakın arkadaşlar lekeli olan yerleri birazcık ovduğunuz zaman hemen de kirin çıktığını görüyorsunuz. Kesinlikle çok doğal bir yöntem bu. Yani kimyasallara bence o kadar para vermeyin. Ne bileyim, kadınlar çok fazla kullanıyorlar bu kimyasalları. Hem para tuzağı hem de ellerinize çok zararlı. Bir de temizlik yaparken mutlaka ellerinize bir eldiven geçirin arkadaşlar. Eğer eldiven geçirirseniz elleriniz yıpranmamış olur. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde her yerine gördüğünüz gibi limonla ovdum. Bu şekilde. Şimdi bunu sileceğim. Bakalım gerçekten de parlatma etkisi var mı? Görelim. Şimdi silelim arkadaşlar. Bu arada ben ocak silmeyi seviyorum nedense. Hoşuma gidiyor ocak silmesi. Arkadaşlar bakın hiç olmadı bile. Ocak parlatmak için sirkeden de yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Sirke de çok güzel parlatıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ocağımı sildim. Bakın siz karar verin. Yani göze görünür bir biçimde çok hani aşırı derecede bir parlatma olmasa da tertemiz yaptı. Mutlaka deneyin. Ve bana yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten tertemiz yaptı ocağımı. Bakın arkadaşlar. Ocağım tertemiz. Sadece yarım limonla ocağım tertemiz oldu. Arkadaşlar umarım videomu beğenmiştirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz bana destek olmak için lütfen yorumlara fikirlerinizi, eleştirilerinizi de yazabilirsiniz. Bana video fikirleri de verebilirsiniz arkadaşlar. Ne çekmeliyim? Nasıl videolar çekeyim? Sizlerden gelen fikirler doğrultusunda videolar çekmeye çalışacağım. Eğer videomu da gerçekten beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar bunları bugün pazardan aldım yine. Tanesi 1'er lira. 2 tane çeri domates, 2 tane salatalık, 1 tane de çilek aldım. Saksılarını da aldım arkadaşlar. Yine bunları da ekeceğim.
Bakalım yaza kadar balkonumu çok güzel yapmayı planlıyorum. Bakalım ne olacak. Size ektiklerimi de göstereyim hemen. Haftadan almış olduğum bitkilerimi de ektim buraya. Bundan tatlı biberim çıkacak. Bundan çileğim. Bu da 11 veren çiçek. Bunları da ektim arkadaşlar. Diğerlerini de ekip size göstereceğim. Bu kadar da arkadaşlar videom. Bir de şöyle bina manzarası göstereyim size.